Amerika ne kadar bölünmüş durumda? Ülke çapındaki polis karakolları hiçbir zaman bu kadar bahçe tabelasının çalındığını görmediklerini söylüyor. Özellikle de seçimden çok önceleri. Ben de tabelalarımızı çalmayı bırakın. Çünkü bu suçtur diye bir tabela yaptım. Birbirinden o kadar nefret eden iki partimiz var ki önceliği ülkeye veremiyorlar. Bahçe tabelalarından Black Lives Matter ve kürtaj tartışmasına. Şimdi de koronavirüs. Öyle görünüyor ki kimse halkın nasıl bu kadar bölünmüş olduğuna karar veremiyor. Sanıyorum bu yavaş yavaş olan bir şey. Hepimizin içinde derin bir hikaye var ve her parti bu derin hikayeye hitap ediyor. Hile yapmak bunun büyük bir parçası. Hile yapmak eyaletteki kanun yapıcıların kendi partilerinin o bölgelerde iktidarda kalmasını güvence altına almak için eyaletin seçim bölgelerini yeniden düzenledikleri bir güç. İnsanlar birbirlerine karşı rekabet etmelerine gerek olmadığında partilerine aşırı muhalefet olanlarla rekabet ederler. Ortak bir zemin yoktur, daha gürültücü olmalısınız. Michigan hükümetin bölündüğü 14 eyaletten bir tanesi. Bir parti eyalet valisinin ofisini kontrol ediyor, diğer parti ise eyalet meclisini. Örneğin Wisconsin'de Demokrat eyalet valisi Mart ayında karantina emri verdi. 2 ay sonra yasama meclisini kontrol eden cumhuriyetçiler emri bertaraf etmeyi başardı ve hemen barlar ve restoranlar maskesiz insanlarla doldu. Sonra eyalet valisi bar ve restoranların kapasitesinin %25'inin kullanılması emrini verdi. Ancak cumhuriyetçiler bunu da bertaraf etti. Ve eyalet valisi eyalet çapında maske zorunluluğu getirdi. Cumhuriyetçiler hala bunu da bertaraf etmek için mahkemeye gidiyor. Ve bu yerel bölünme Donald Trump ve Joe Biden arasındaki rekabete kadar gidiyor. Şu anda çok az kararsız seçmen var. Biden ile Trump'ın örtüştüğü bir Venn şeması yok. Yani ya onun yanındasınız ya da değilsiniz. İnsanları bir araya getirmeye çalışan biri çok özel olacak. Şu anda böyle biri var mı bilmiyorum. Bahçe tabelalarını hatırlayın. Tabelaları çalınan insanlar bunun günümüzde iyi bir işaret olmadığını düşünüyor. Seçimlerden önce şiddet vardı. Seçimlerden sonra da yine öyle olacağı benziyor. Bölücülüğü düşünmek çok korkutucu. Amerika başkanlık seçimleri oldukça kritik görünüyor.